Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda mı, ikinci turda mı biter diye sokakta vatandaşlara soruyoruz. Peki seçim her iki taraf için, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için zorlu mu geçer, başa baş mı geçer, onu soruyoruz. İşte vatandaşların o düşüncelerini halk elinde farkıyla ekranlara getiriyoruz. Seçmenin nasıl, öyle bir tahmin edemiyorum. Ben de biter birincide de, yani ikinciye kalmadı. Birinci turda bitmesi lazım. Niye abi birinci turda sana göre? Bana göre bitmesi lazım. Ya şundan dolayı. Ben bir Tayyip şeyim, ben Tayyip olması lazım onun. Peki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında fark olur mu fazla? Yani çekişmeli mi geçer? Olabilir, fark olur mu? Olabilir. İkinci tura kalabilecek gibiye benziyor. Millet İttifakı'ndan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyduğu takdirde ikinci tura kalabileceğe yani benziyor. Dört aday gözüküyor. İşte o yüzden dört aday olduğu için ikinci tura kalabilecek. Peki iki ittifak arasında böyle fazla mesafe olur mu? Çok çekişmeli bir seçim olur mu? Olacağı benziyor. Çekişmeli olacağı benziyor şu an için. Yani böyle kılı kılına geldi kıran gitti. Aynen öyle olacak. Kıran kırana bir seçim olacağı benziyor. Birinci turda biter bence. Niye öyle düşünüyorsun? Millet bıkmış artık Çavuşoğlu. Piyasadan. Pahalılıktan mı? Pahalılıktan. Evet. Başka hiçbir şey demiyorum. Ne olur şimdi Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arası böyle çekişmeli mi geçer? Onlara bile, insanın, vatandaşın onlara bile güveni kalmıyor. Hayat o konuma gelmiş. İşin gerçeği bu. Emekliye vermişsin 10 lira para. Misal örnek veriyorum. Evet. Şartlardaki piyasayı durduramadığın sürece bunu önleyemezsin. İşin gerçeği bu. Ne yapacağız? Benim oturduğum yerde olmuş 10 lira kira istiyorlar. 10 lira. 10 lira kira. Eskiden ne, bir emekli ne, olduğum ne zaman, ben emekli olduğum zaman tank paletten emekliyim dayı benim. Evet. O zaman o parası 20 lira para aldım. Yenikent'te 4 tane daire alıyordum o zaman. 4 daire. Şimdi emekli olan oradan bir daire alamaz. Hayat bu. Ben burada kullanmıyorum ki. İkinci turda. Niye ikinci turda? Al işte bak bir soru, bir soru. Soruya soru. Halkın. Bence öyle, bilmiyorum da. Bence birinci turda Cumhur İttifakı kazanır. Niye öyle düşündünüz? Vallahi şu ana kadar yaptığı işler meydanda. Halkımız onu takdir ediyor ya. Yani. Muhalefetin şansı yok mu hiç? Bence hiç şansı yok. Çünkü terör örgütleriyle işbirliği içindeler. İkinci turda biter abi. Niye ikinci turda? Bence Erdoğan ilk turda kazanamaz. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ortada geçer. Yani şöyle düşünüyorum. Erdoğan ilk turda 150'yi geçemez. Ya 150 biri kimse bulamayacak. Hayır, bulamaz aynen. Böyle öngörülüyor. Aynen abi. Peki her iki ittifak için işte Cumhuriyet ve Millet İttifakı böyle başa baş mı gider, biraz arada mesafe olur mu? Bence ilk turda biraz başa baş gider. İkinci turda ara açılır. İlk önce Allah hayırlısını versin diliyorum Türkiye'miz için. Ben Cumhurbaşkanımızın başımızın tacı, o büyük bir lider. O giderse biz tükeniriz yani. Birinci turda bitsin. Neden birinci turda? Birinci turda bitsin. Çünkü birinci turda bitmesi gerekiyor. İkinci tura kalırsa tehlike. Neden? Tehlike. Biz bu devrin, bu olayın değişmesini istiyoruz. Gitsin istiyoruz. Neden? Nedeni bu. Gitmesini istiyoruz. Yeter. Ya gitmek deyince de altını bir doldurmak lazım. Neden yani? Ya nedeni bu. Ben bu iktidarın gitmesini istiyorum. Artık 21 sene yeter. Sıkıntı bastı. Niye? Gerekçen ne yani? Gerekçesi bu. Bitsin istiyorum. Bitsin istiyorum, o kadar. Yeni iktidarlar gelsin, yeni insanlar gelsin. Bundan da devam edelim. Seçim nasıl geçer? Güzel geçmesini umut ediyoruz. İki ittifak arasında böyle zorlu çekişme olur mu? Yok, olabilir. Ara çok mesafe açık olur mu? Olabilir ama şunu söyleyeyim. Ben Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını tahmin ediyorum. Ve güzel bir şekilde de kazanacağını tahmin ediyorum. Birinci turda biter. Niye? Peki Tayyip Erdoğan oy vermeyeceğiz, onun için. Değişiklik istiyoruz. Peki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında ne kadar fark olur? Çok çekişmeli geçer mi sizce? Aşağı yukarı 5 puana yakın olur. Yakın mı devam eder yani? 5 puan fark eder Kılıçdaroğlu. Fark eder. Fark eder. Yayınlayacak mı? Siz ne diyorsunuz? Birinci turda biteceğim ben. Niye yani? Yeter artık, bunlar yoruldu. Yeter. Dinlenmeleri ya. Lazım yani. Bir kilo kıyma 300 lira oldu ya. Tamam. Bunları söyleseydin. Tamam. Dinlenmeleri de gerekir yani. Yoruldular, yeter. Peki, iki bir değişiklik arasında biraz zorluk geçer mi, çok mu kolay? Yok, çok rahat. Çok rahat Millet İttifakı alacak. Abi
sen bir şey söyleyeceksin. Mehmet gel gel. Soğan 30 lira olacağını söylerim. He buyur abi. Beni siyaset ilgilendirmiyor, cep ilgilendiriyor. Bak Cumhurbaşkanı seçimi birinci turda mı ikinci turda mı biter sana? Birinci turda geçmesi lazım. Millet ittifakı alması lazım. Peki öngörünüz ne yani size göre? Neye böyle düşünüyorsunuz? Soğan 30 lira. Kuru soğan 30 lira. 1 kilo kıyma 320 lira. Daha ne gerek var ya? Daha ne? Yani nedeni ekonomi. Nedeni ekonomi. Birebir ekonomi. Tencere kaynamıyor. Rahmetli Demirel'in bir lafı var. Kaynamayan tencereler ne hükümetler götürür? Birinci turda bitmesi lazım. Bu halkın dayanma gücü kalmadı ki. Siz öyle düşünüyorsunuz. Öyle. Tabii öyle düşünüyorum. Peki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında büyük fark olur mu? Cumhur İttifakı'nda niye Hüdapar'ı aldılar? Adapazarlı Kuriş Bayan doğumuz bağıyla öldürüp gönderdiler. Hizbullahçı. Bunları unutur muyuz biz? Unutmayız. Kadınlara sürttük dedi. Her türlü lafı söyledi. Daha ben ne yapayım ne diyeyim yani? Ben 78 yaşındayım. Kaç hükümet gördüm. Muhalefet olurdu. Mecliste konuşurlardı. Sonra kol kola girip çıkarlardı kibar bir şekilde. Bu ayrımcılık. Bu hep kavga. Falan. Bak burada sigara fabrikası vardı, şeker fabrikası, ziraat. Çocuklar nerede çalışacak? Bir tane fabrika yok. Yazık değil mi?